Evet, iyi günler sevgili Ege TV izleyicileri. Tekrar bir Deniz Yeli programımızla siz sevgili Ege TV izleyicilerinin karşısındayız. Bugün yine Egemet Hastanelerindeyiz. Konuğumuz Egemet Hastaneleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Sayın Vildan Kurgan. Vildan Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız diye başlayalım önce. Evet, iyiyim ben. Sizler nasılsınız? İyiyiz, biz de teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor? Yani şu an yaz mevsimindeyiz biliyorsunuz. Hastalıkların, yani kulak COVID'in dışında kulak burun boğaz hastalıklarının en çok göründüğü aylardayız zannederim. Aynen. Yaz aylarının gelmesiyle beraber en çok poliklinikte başvuran hasta gruplarında ya dış kulak yolu kiri ortaya çıkıyor ya da dış kulak yolu iltihabı. Hasta gelir gelmez deniz veya havuza girdi demesiyle zaten benim tanı sürecim başlamış oluyor. Baktığınızda ya kulak kiri oluyor ya da dış kulak yolu iltihabı dediğimiz. Ama bu aralar özellikle dış kulak yolu iltihaplarında bir artma oldu tabii ki. Havuz, deniz olaylarının artmasıyla beraber kulak kaşıntıları da olmakta. Kişilerin kulağını karıştırması sonucunda da bu dış kulak yolu iltihaplarıyla karşılaşmaktayım. Ve bayağı olan özellikle çocuklarda da çok sık olmakta bu karşılaştığımız olay. Dış kulak yolu iltihabı olunca kişilerin özellikle hastaneye başvurmalarını istiyorum. Çünkü son derece ağrılı, akıntılı ve eğer tedavi edilmezse ciddi sorunlara yol açabilen bir hastalıktır. Hocam, çocuklarda dediniz en çok görülen, yani bu havuzdan ve denizden. Bu iltihaplanma yani mikrop yoluyla mı oluşan bir iltihaplanma oluyor çocuklarda? Genelde çocukta ya da yetişkinlerde havuzda ve denizde olan ya bakteri ya da mantarlar yüzünden oluşuyor. Mantarlarla olan da kişide kaşınma geliştiği için mutlaka dış kulak yolunu bir şeyle karıştırma ihtiyacı duyuyorlar. Sonunda bakteriyle karşımıza geliyorlar tabii ki. Peki bu kaşınma esnasında yani işte kulak şeyleri var biliyorsunuz, kürdanları var. İşte bazısını ben görüyorum, çok garip olacak ama anahtarla falan böyle kulaklarını karıştırıyor. Bu doğru bir yöntem mi? Kesinlikle doğru bir yöntem değil. Zaten ondan sonra dış kulak yolu iltihabı olarak karşımıza geliyorlar. Dediğim gibi son derece ağrılıdır ve sonunda mutlaka bir doktora getirtir bu hastalar. Ve tedavisi de son derece önemli olduğu için özellikle anlatmak istedim zaten. Dışarıdan sadece antibiyotik tedavisi uygulaması yetmiyor bu hastalarımıza. Günlük pansuman tedavisi de yapmak zorundayız. Kulağa pansuman, özel pansumanlarımızı yapmadığımız sürece dıştan kullandığınız ilaçların ya da iğne bile olsa bunların çok fazla bir faydası olmuyor. Ağızdan vereceğimiz ilaç tedavisi artı günlük pansuman olması gerekiyor. Onun için de kalbi ve doktoru gerekiyor. Bu iltihaplanmalar tedavi edilmezse veya bir hekime size müracaat edilmezse neler doğurabiliyor? Şimdi önce bir kulağın çevresinde, kulağın önünde ve boyuna yayılan kızarıklık ve şişmeler oluşabiliyor. Ve daha da ciddi enfeksiyonlarda beynin içine yayılması söz konusu. Yüz felci de dahil ya da menenjit dahil diğer semptomlara yol açabiliyor tabii ki. Onun için erken tanı ve tedavi çok önemli tabii ki. Menenjit de dahil mi? Menenjit de dahil. Eğer kişi gerçekten kulağı çok kötü oldu, çevreye kızarıklık yayıldı, yüzüne karşı kızarıklık olabilir ve hala ihtimal dahilinde olan insanlar var. Gene de doktora başvurmayabiliyorlar. Sonuçta şey diyorum ben hastalarıma, iltihap sonunda dışarı akmaya çalışıyor ama dış kulak yolu iltihabında kulak yolu daralır. Sonuçta içindeki iltihabı akıtamaz. Dışarı akıtamıyorsa bu sefer gidebileceği tek bir yol kalır, o da kulağın içine doğrudur. Ondan sonra da işte menenjit dahil, yüz felci dahil diğer olaylara yol açabiliyor tabii ki. Yani şöyle en ufak bir ağrıda veya kaşınma hissinde ağrı, akıntı özellikle ağrı veya akıntı. Ya akıntı her iltihaplanmada akıntı yok, oluyor mu? Yok, her iltihaplanmada olmuyor ama ağrı genelde hepsinde olur. Yani kulakta bir ağrı varsa ağrı hemen hekime müracaat etmek gerekiyor. Zaten getirir aslında ama bazı insanların dayanma gücü daha yüksek. Peki ateş falan yapıyor? Ateş çocuklarda bence daha fazla görüyorum. Yetişkinler zaten çok ağrı olduğu için geliyorlar, baştan geliyorlar. Şimdi programımıza başlarken de dedik COVID hariç dedik. Mesela şu an bir salgınla pandemiyle yüz yüzeyiz. Bu tür rahatsızlıklarda size müracaat edildiğinde yani COVID testi istiyor musunuz? Şöyle, ben mutlaka COVID semptomlarını sormadan hastayı bırakmıyorum. Önemli olan 4-5 semptom var ya, boğaz ağrısıdır, halsizliktir. Yani bunları beraberinde mutlaka soruyorum. Kusmasıdır, ishalidir. Bunları sorduktan sonra zaten diğer tedavilere başlıyorum. Yani şu an tüm hastalıklar COVID ile birleşti. Yani artık o şeyleri mi arıyoruz? Yani işte kulak içinde gelse, işte boğaz içinde gelse veya bir alerji içinde gelse yine sonucunda COVID'e mutlaka test istiyorsunuz bu tür hastalarda. Test sistemi kriterleri Sağlık Bakanlığı'nın kriterlerine göre yapılıyor. Ama yani en azından bir 3-4 semptomu yakalarsam ben genelde yaptırmayı seviyorum tabii. Ama gene de algoritmaya bağlı olarak yaptırabiliyorsunuz. Kendi istediğinize göre yaptıramazsınız. Hadi deniz ve havuzdan da geldikleri için mutlaka bir
temaslı öyküsünü sormak zorundayım. Ya da yakın bir yer var mı? Geldiğiniz otelde çok fazla yabancı turist var mı? Ki artık yabancı turisti de, yerli turisti de artık, evet, Covid aramızda yaşıyor. Yaşıyor. En azından semptomları sormadan ben kendim rahat edemiyorum. Biraz çok pipirikli olan gruptayım. Mutlaka semptomları sorarım. Anladım hocam. Sayın hocam, bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi biz hep belki yanlış bir duyum bu. Deniz suyu kendini temizler. Dalga vurdukça işte COVID denizde için, mikrop mi? Olmaz. Hayır, hayır. Yani tamam. Bu iltihaplanmalar için. Yani sadece kulak değil, yani gözde de olabiliyor bunlar. Yani göz şişiyor, kanlanıyor falan. Yani deniz suyunda mikrop ve havuz suyu zaten çok iyi ilaçlanmadığı müddetçe havuzlarda mutlaka, hı-hı, ki her havuzda ben vardır diye düşünüyorum. Denizde yani havuzda denize nazaran daha mı fazla bakteri oluyor? Daha fazla gibi bir oran söyleyemeyiz. Her yerde olabilir diyebiliriz ama bence ben havuza zaten genelde çok güvenemiyorum. Hı-hı. Ama denizde de bir kanalizasyon suyunun oraya açıldığını, hı-hı, bilemezsiniz. Ya da kirli bir ortam olabilir. Denize bırakılan atıklar da olabilir. Sonuçta kirli bir bölgede girdilerse zaten denizin üzerinde de belli bir kir oranı var. Ama denizde tuzlu suda yaşayan bakteriler de var. Covid için de mesela önerilen oran en az 4-4,5 metre uzakta yüzmeniz. Kıyıdan? Hayır, kıyıdan değil. Birbiriniz arasındaki mesafenin en az 4-4,5 metre olması lazım. Covid'in de tuzlu suda yürediği saptanmış çünkü. Bu mümkün mü? Yani denizli suda, deniz suyunda bakteriler üreyebilir. Onun tuzlu suda da? Tuzlu suda da üreyebildiği için zaten özellikle Covid için de önerilen en az kişilerle aranızda 4 metre olması. Evet sevgili izleyiciler, deniz suyunda tuzlu suda olmaz diye yani düşünen olmaz diye bir şey çok vatandaşımız var. Tuzlu suda da bu virüs yaşayabiliyormuş. Bilmiyorum. Siz biraz önce dediniz 4-4,5 metre mesafe, en son, evet, bir Kurban Bayramı geçirdik. Ben hiç girmedim görüntüleri Kurban Bayramı'nda. Siz de gördünüz. Ben hiç girmedim. Dediğim, biraz önce de size demiştim. Hayatımın en az denize girme dönemini yaşıyorum. Ama ben denize gidiyorum. Eğer 4-4,5 metreyi sağlayamayacaksam o gün denize girmiyorum. Bu konuda netim yani. En az denize girilen yerlerde 4-4,5 metre. Ve bunu sağlıyorum yani. Bunun kendim normal plajlarda olması mümkün değil de artık böyle koylara falan bayağı bir mesafe veya hiç girmemek mi desek? Bence bir sene tatil yapmazsak bu işin ölümcül olduğunu sanmıyorum. Ama Covid kaparsak ölümcül. Hani bu iş bu kadar basit bence. Bir sene tatil yapmazsak ölmeyiz ya. Sonuçta denize girmezsek ölmeyiz bence. Ama Covid kaparsak ölme riski olan hiçbir şeyi de sevmiyorum ben yapmayı. Ben kendi adıma girmiyorum. 4-4,5 metreyi sağlarsam giriyorum ama. 4-4,5 metreyi sağlarsam giriyorum. Peki kulak sizin branşınızda mı, vertigo hastalığı var? Bu orta kulak iltihabından başlayalım hocam önce. Orta kulak iltihabı yani insanda bir denge bozukluğu yaratıyor. Şimdi kulak hastalıklarının kulak kirinden tutun, kulak kiri, dış kulak yolu iltihabı, orta kulak iltihabı, bunların hepsi baş dönmesi yapabilir. Ben baş dönmesini şöyle diyorum. Samanlıkta iğne aramaya başlıyorsunuz. Baş dönmesi bir bulantı kusma gibi bir belirti. Sonuçta kişi geldiğinde herkes kendi branşıyla bakar. Ben en çok neyi seviyorum? Bir üç branşın beraber bakmasını seviyorum. İşte kulak, burun, boğaz, dahiliye ve nörolojinin ortak bir bakmasını seviyorum. Niye? Mesela, herkes ederim, kendi bölümüne daha güzel bakıyor çünkü. Mesela size baş dönmesiyle, hı-hı, yani işte kulak tam bir sorun var diye gelindiğinde siz diğer poliklinikler, işte nörolojiye, dahiliyeye yönlendiriyor musunuz? Mutlaka yönlendiriyorum. Önce kendiniz baktığınızda herhangi bir iltihap. Kendi açımdan bakarım. Hı-hı. Ondan sonra da mutlaka şu iki branşa daha gidin derim. Nedeni de şu. Evet, kulak kaynaklı olabilir baş dönmesi. Şimdi kulak kiri var. Evet, kulak kiri baş dönmesi yapabilir deyip bırakamam ben. Ben o gruptayım. Sonuçta aynı anda kişinin tansiyonu da olabilir. Yani bir hastalık sadece bir yerde olacak diye bir şey yok. Evet, kulak kiri vardır ya da kulak iltihabı vardır. Kişinin başı dönüyordur, güzel. Ama aynı zamanda o kişinin şekeri de olabilir, tansiyonu da olabilir. Aynı anda da bulgular olabilir. Ama onu ben değerlendiremem. Onu da dahiliyeci bir değerlendirecek. Ya da çok ciddi başka bir beyninde bir problem vardır. Aynı anda olabilir. Yani bence herkes, dediğim gibi, samanlıkta iğne aramaya başlıyorsunuz. Kendimle ilgili açıklayamazsam kesin olarak gönderiyorum zaten. Kendimle ilgili açıklasam da o iki parametreyi ben gene de düşerim. Dahiliye ve nörolojide görsün derim. Kişinin hem orta kulak iltihabı hem kansızlığı olabilir. İkisi de baş dönmesi olabilir. İkisi de baş dönmesi yapar. Ben böyle bir hastalığın güzel sonuçlanmasını seviyorum. Yani baştan girecek, çıktığında benim de içim rahat edecek, hastanın da içi rahat edecek. Yani sonuçta gelip sadece kulak burun boğaza değil, diğer birimlere de kendini gösterecek. Üç branşı seviyorum dediğim gibi.
Ki bu sayede pek çok arkadaşımla neleri yakalamıştık. Yani sadece baş dönmesiyle gidip goiter kanserlerini tiroid kanserlerini yakaladık. Bir hastada fizik tedavi, en son bir de fizik tedaviyi de seviyorum. Kişinin mesela boyun fıtığı oluyor. Kişi bundan haberi bile yok. Ama işte tabii kalbe ben görüyorum, dahiliye görüyor, nöroloji görüyor, hepimiz normal diyoruz. Ondan sonra da fizik tedaviye yönlendirmeyi seviyorum. Boyun fıtığı oluyor kişinin, haberi bile olmuyor yıllarca. Sadece baş dönmesiyle ortaya çıkıyor. O kişinin en azından fizik tedavide de bazı şeyler çözülebiliyor. Ya da bir arkadaşımın, çok sevdiğim bir fizik tedavi uzmanı arkadaşım vardır. Doktor Gülsüm Hanım şu an Balıkesir'de. Onun dikkati sayesinde bir akciğer kanseri yakalamıştık. Baş dönmesi. Sadece baş dönmesi ve artık ben en sonunda artık bir de fizik tedaviye git demişim. Ve normal grafisinde kişinin akciğer kanserini, tabii o arkadaşımın başarısıydı. Ve akciğer kanseri 1 santimken yakalandı ve kişi şu an normal yaşantısını sürdürüyor. Erken teşhis edildi, çok erken. En erken teşhis edilmiş oluyor. Yani kişinin hiçbir şikayeti yokken orada akciğer grafisi, direkt grafiden yakalayabildi. Bu tabii arkadaşımın başarısı. Sonuçta ben dediğim gibi nöroloji dahiliye, en sonunda fizik tedaviye mutlaka yönlendiririm. Her şey çıkabiliyor çünkü altında. Yani yaz aylarının dışında mesela işte çok denizde tatile geldim, işte şunu geldim. Bunu anlayabiliyorsunuzdur deniz veya bu suyundan kaynaklı olduğunu. Ama normal bir zamanda işte sürekli baş dönmesi varsa bunu da dediğiniz gibi 3 bölüme birden göstererekten yani tedavisini yani dediğiniz gibi altından çok daha farklı şeyler. Çok farklı şeyler çıkabilir. Aynı anda diğer hastalıklar da olabilir. Bir tek baş dönmesi kulak tinlerinin ya da orta kulak iltihabının belirtisi olmayacak ki. Ben en çok beyinde bir şey atlamaktan korkarım. Onun için de oraya yönlendirmeyi severim. Ben zaten görüyorum orta kulak iltihabını. Benim çok fazla şeye ihtiyacım yok. Orta kulak iltihabını görürüm, kulak kirini görürüm. Dış kulak yolu iltihabını görerek tanıyabilen gruptayım. Ama bir beynin içinde neler olduğunu bilemem. O zaman da nörolojiye ihtiyacım var tabii. Nörolojiye ihtiyacınız oluyor, anladım. Peki hocam, yani orta kulak iltihabı, şimdi vertigo buna bağlı bir şey mi orta kulak? Ona da olabilir. Yani orta kulak iltihabına bağlı bir şey mi? Nörolojik bir durum mu vertigo? Vertigo aklınıza gelen her tür hastalığı kapsayabilir. Benim açımdan kulak hastalıkları önemli. Dahiliye açısından hipertansiyon, diyabet hastalığı olabilir. Nöroloji açısından beyinde kanama olabilir. Ya da emboli olabilir. Aklınıza gelen her şey olabilir. Vertigo. Her şeyi harmanlayıp vertigo baş dönmesi demek. Biz de bunun niye kaynaklandığını bulmaya çalışıyoruz. Baş dönmesinin nedenlerini bulmaya çalışıyoruz. Anladım hocam. Gelelim şu burunlarımız yani ya işte bu horlamalar, deniz etleri, işte burundaki bazı o burun eti mi diyorsunuz, ne diyorsunuz? Burun eti diyoruz, kemik eğriliği. Kemik eğriliği. Yani biraz da estetiğe mi, yani bu nasıl diyeyim, estetik haricinde sağlık açısından işte o kemiğin rahatsızlığı neler olabiliyor buruna mesela? Şimdi normalde kemik eğriliği dediğimiz bir durum var. Normalde nefes almamızı kolaylaştıran bir şekilde doğuyoruz. Ama çarpma vurmalardan sonra burundaki kemiklerde eğrilmeler olabiliyor. Hı. Ya da burun etleri hepimizde var. Üçer tane. Ama bu zaman içinde alerjiye, iltihaba ya da başka nedenlere bağlı olarak büyüyebiliyor. O zaman da kişinin nefes almasına sorun çıktığı zaman ameliyatlara başvuruyoruz tabii. Biz KBB olarak esas görevimiz bu. Ayrıca rinoplastinin hangi köşesindeyim? Eğer kişi, eskiden bunları daha çok estetik olarak bakardım. Çok fazla da değerlendirmiyordum ama şimdi eğer kişi mutsuzsa yapılabilen operasyonlar diye bakıyorum. Bir de eğer kişi ameliyat olacaksa ve burnunda şekil bozukluğu da varsa bence rinoplastiyle tamamlandığında çok daha güzel oluyor. Düşünüyorum. Tabii şekil, dışarıdaki şekil de düzelir. Zaten içinden ameliyat olacaktır. Burada kişinin psikolojisi de tabii ki çok önemli. Bence önemli. Yani en azından psikolojisinin düzelmesi açısından. Önemli. O da ciddi bir şey. Her gün aynaya baktığında eğer kişi burnunun güzel olmadığını düşünüp mutsuz oluyorsa o zaman bir de burnun içinde de bir sıkıntı varsa, ama tekrar söylediğim gibi ben iki şeyin aynı anda olmasını daha çok seviyorum. Hani şurası çok küçük biraz eğri gibi diyenleri o kadar çok desteklemiyorum. Ama kişide gerçekten bir şekil bozukluğu vardır. Görür görmez zaten çok rahatsız oluyorsun. Dışı o kadar kötü olan zaten içinde de sorunlar var. O zaman tabii ortaya güzel bir şey çıkması bence daha güzel oluyor. Estetik açıdan hem de sağlık, yani daha iyi nefes alması açısından. Peki hocam, bu bazen insan, yani ben kendi şahsımdan örnek vereyim. Çok alerjik bir bünyeye sahibim. Böyle mevsim geçişlerinde sabahları uyandığımızda bir geniz problemiyle uyanıyoruz. Öksürük yapıyor bazen. Bazen böyle öksürük krizine giriyorsunuz. Böyle yani alerjen ilaçlar kullanmak yani yeterli mi? Bir hekime başvurulmalı mı böyle durumlarda? Ama zaten şu anda gelişmiş alerjik ilaçları biz yazabiliyoruz sadece.
Zaten bize gelmek zorundasınız. Alerji ilaçlarını kullansanız bile yan etkiler varsa, alerji ilaçları belli bir şeyi belli bir oranda yok edebilir. Ama işte sigara kullanıyorsanız ya da bazı alerjenlerle direkt yaşıyorsanız alerji ilaçlarının da rolü belli bir ölçüde olur. Sizi normal hayatınıza katkıda bulunmaya çalışır. Alerjiyle ilgili asıl olan şey alerjiden kaçınmanızdır. Kaçınamıyorsanız da normal hayatımızı daha kolay sürdürmemizi sağlar. Peki kulağa geleceğim ben. Mesela belli bir yaş üzerinde sık sık kulak yıkatmak dediğimiz bizim. İşte annelerimizin, babalarımızın işte şu kulağımı götürün bir yıkatalım, işte az duyuyorum filan. Bunlar doğru yapılan hareketler mi? Şimdi kimse işitme cihazı kullanmak istemiyor. Onun yüzünden de genelde bu şekilde ileri yaş grupları sanki biz temizleyince olay bitecek gibi zannediyor. Ama aslında kulağın içinde kir olan da olabiliyor gerçekten. O dediğiniz gibi çok fazla hasta geliyor. Ama herkesten kişi istiyor ki tabii kulak kirini ben temizleyeyim, işitme cihazsız duymayı sağlayayım ama hayatta böyle bir şey yok. Özellikle ileri yaş grubunda kulak temizliği yapsan da yaşa bağlı sorunlar olduğu için kişinin işitme sinirinde bir kayıp var. Ancak işitme cihazıyla düzelir. Ama büyüklerin genelde bana gelme sebebi en çok bu tabii. Hani kir var temizlesen kurtulurum ama öyle bir şey yok. Mutlaka işitme cihazına tabii yönlendiriyor. Peki her yani az duyan büyüğümüzde her işitme cihazı kullanılabiliyor mu? Yok, onun belli sınırları var. İşitme testiyle sınırları belirliyoruz. Yani hiç kullanılmayan insan yani yaşlılarımız var mı mesela? Hiç tak yani kullanamıyor o şey cihazı, duymuyor, onunla da duymayan. Benim babam 80'e yaklaştı maşallah. İşitme cihazına ihtiyaçları yok. Annem de o civarlarda. İşitme cihazına ihtiyaçları yok ama 40 yaşında olup ya da yeni doğan bir bebek olup işitme cihazı kullanabilirsin. İhtiyaçları yok derken normal duyu yetenekleri. Duyma yeteneklerinde şu anda hiçbir bozulma olmadı. Yaşa bağlı sorunları yaşamadılar. Ama yeni doğan bebekten tutun herhangi bir yaşta da hani işitme kayıpları yaşayan insan gruplarımız var. Bebeklerde de kişiye göre, genetik yatkınlığa göre değişir. Bebeklerde de. Bebekler sağırcısız olarak doğabilir dünyaya geldiğinde. Onu bilmiyordum. Peki bu mikro son zamanlarda işitme yani o hani yaşlarımızın şöyle şeyden kulaktan tak yani onu taşımak küçük mikro şimdi ne ismini unuttum. Kulak içi işitme cihazları. Bunlar sağlıklı mı? Yani bunlar yaşlarımız daha rahat kullanabilir mi? Veya en ufak bir tını da seste rahatsız edebilir mi kulağı? Şimdi o kişinin aslında bakarsanız sosyoekonomik durumuna bağlı. Kişi gelir 80 yaşında ama canavar gibidir. O kişi istediği tip işitme cihazını testi izin verdiği ölçüde ama. Gene teste tabiyiz. Testin izin verdiği herhangi bir tip kullanabilir. Ama kişi geldiğinde karşına o ufak işitme cihazını kullanmak gerçekten belli bir sosyoekonomik kültür gerektiriyor. Onu kaybediyorlar, ediyorlar. Peki o sabit durmuyor mu kulakta? Ama onun çıkarımı, yerleştirimi belli bir şey istiyor yani kişinin. Yani daha böyle karşıdan bakınca kulak arkası daha iyi olur diyebildiğin hasta grubu oluyor. Yani bu da bakarak kazanılan bir şey. Bir de bunların fiyatları da son derece farklı olduğu için. Çok fark var mı aralarında? Çok fark var. Bir de dediğim gibi önce teste bağlı kriterler var. Sonra kişinin sosyoekonomik durumuna göre bağlı kriterler var. Hepsinin ayrı ücretlendirilmesi var ve devletin ödemesi belli bir katkıda olduğu için. Benim burada KBBC olarak görevim ben işitme testine bakarım, karar veririm. Ondan sonrası hastayla alacakları işitme merkezi arasında giden bir döngüdür. Ondan sonrasında ben herhangi bir şeye karışmam. Hasta böyle durumlarda önce işitme cihazı satan yerlere mi gitmeli? Evet. Sizlere gelmeli. Evet. Size gelmeli önce. İşitme cihazı kararı bizden çıkan bir karar. Hastaneden önce bizlerden çıkacak, ondan sonra işitme merkezleri devreye girebilir. Peki Vildan Hocam, şimdi son artık çağımız böyle bir teknoloji çağı oldu. Artık bebeklikten başlanılıyor işte Android cihazlar kullanılmaya. Bazen böyle araçla gidiyorsunuz, kulaklık kulağında gençlerimizin yani korna çaldığınızı bile duymuyor. Dünyasını kaybetmiş böyle yürüyor ama siz artık ya fren sıkmak zorunda kalıyorsunuz. Çok yüksek sesle yani çocuk yaştan, o yaştan itibaren müzik dinlemek yani kulağa bu da zarar veriyor. Zaten şöyle günde maksimum 2 saatin üzerinde kulaklığın takılmaması lazım. Sonuçta şöyle gibi düşünün, bir bara ya da kafeye gittiğinizde çok yüksek sesli bir gürültüye maruz kalırsanız, ertesi gün hele belli bir saatin üzerinde maruz kalırsanız, ertesi gün kulaklarınızda çınlama diye bir şey olur. Kulak kemikçikleri çok yorulur çünkü sese maruz kaldığında. Bunu ne kadar çok uzatırsanız, ne kadar çok süre uzayacak olursa, kemikler o kadar çok titreşmek zorunda kalıyor.
Sonuçta 2 saatin üzerinde kulağın ve yüksek sesin kulaktaki işitme kayıplarına yol açma potansiyeli var. Yüksek sesin. Yüksek ses, bırakın kulağı, insanlar ciğerlerini sallandığını hissediyor böyle o yüksek seste. Yani kulaklıkların 2 saatten fazla müzik takılmamasını tavsiye ediyorsunuz. Anladım hocam. Müzik dediniz mesela, yüksek sesle müzik, yani bu işte bazı ortamların dışında ev içerisinde, yani yüksek sesle gün boyu mesela kulak çınlaması, biraz önce siz dediniz, evet, kulakta çınlamalar, ya işte kulağım çınlıyor, beni birim anıyor acaba nedir kulak yani hep öyle deriz ya, ama kulağım çınlıyor acaba benim hakkımda ne konuşuyorlar filan, nedir kulak çınlaması, nedir veya kızar işte o kulak çınlarken aynı zamanda da kızarıyor. Herkes de kızarmıyor. Kulak çınlaması kulağındaki sadece genelde kişinin duyduğu, bizlerin duyamadığı, kişinin kendisinin anlattığı belirtiler. Bunu ses olarak duyabiliyor, çınlama olarak duyabiliyor ya da farklı, ona göre farklı bir ses olarak duyabiliyor. Bunların hepsini biz terim olarak kulak çınlaması diyoruz. Eğer kulağın içinde, işte burada da tekrar, kulakta iltihap olabiliyor. Kirden tutun gene iltihabına, kanserine kadar her şey gene kulak çınlaması yapabilir. Gene dışta muayeneyle başlıyorsunuz, işte iltihabım var, şeyim var diye, ya da dış kalkolu iltihabım var, kiri mi var. Eğer bunların hiçbirini bulamazsanız işitme testine ihtiyacınız oluyor. İşitme testi, bazen hastalara çok hatırlatıyorum, sadece duyduğumuz frekansları ölçmez. İşitme testine yansıyan, çınlamayı açıklayacak sesler olabiliyor. Ama kişi ısrarla duymam normal deyip işitme testinden kaçınmaya çalışır. İşitme testine normalse MR ve tomografi gibi çok fazla gidebileceğimiz test yöntemleri var. Sırayla onlara doğru gidiyoruz. Bildin hocam, şimdi yaz aylarında, yani ben de yaşarım ara ara. Yani yaz aylarında daha çok yaşarım da normal zamanlarda da burun kanaması. Bu neden kaynaklanır? Burun kanaması yazın hava sıcaklığının artmasıyla beraber, burnun önünde zaten kan damarlarımız var. Yazın hava sıcaklığına bağlı onlarda biraz daha genişleme oluyor ve özellikle çocuklarımız da daha çok dışarıda oynadığı, gene işte havuzuydu, deniziydi, güneşiydi derken genelde yaz aylarında daha çok karşılaşıyoruz tabii. O da yazın sıcaklarının yarattığı bir durum oluyor. Genelde kışın da kanayan çocukların problemi yazın biraz daha artmakta. Yetişkinlerde? Ve yetişkinlerde de aynı durum söz konusu, ama bu kişilerin, yetişkinlerde genelde ya tansiyon ya da şekerle genelde eşlik ediyor, ya da kan sulandırıcı ilaç kullanan büyüklerimiz ya da yetişkin hastalarımız var. Onunla beraber, sıcak ve güneşe çıkmalarıyla beraber gene burun kanamalarımızı daha çok yani, yaz aylarında görmekteyiz tabii ki. Burnun içindeki o kılcal damarların çatlaması mı diyorlar? Çatlaması oluyor. Sonuçta sıcağa bağlı bunlarda bir genişleme oluyor ve onun yüzünden de şey oluyor. Benim annem yüksek hipertansiyon hastası. Biz çok yıllar önce kuş arasında yine böyle 27'ye falan yükselmişti tansiyonu. Çok zor yetiştirmiştik hastaneye. Hatta o zaman bize doktor demişti ki, yani çok böyle şiddetli olmadan, bu hani hastaneye getirene kadar dil altı yoksa, kalmamışsa elinizde, şöyle burnunu hafif bir vurun, yani çok canı yapmadan bir kan aksın. Bu yüksek tansiyon dediniz mesela biraz önce. Mesela her burnu kanayan insan, acaba ben yüksek tansiyon hastası mıyım deyip, yani sık sık tansiyonunu bir kontrol altına almalı mı? Mesela yaz aylarında değil, benim kışın çok sık burnum kanadı. Ya zaten onu öneri olarak ben hemen yapıyorum. Yani kişi geldiğinde burun kanamasının önce bir nedenini görmeye çalışıyorum. Önden ya da arkadan ya da genizden mi geliyor diye. Ya da yüzde herhangi bir kanseriniz de olabilir, ona bağlı da olabilir. Nedenini bulamadıktan sonra ya da bulduktan sonra diyeyim. Genelde kişilere mutlaka bir dahiliye kontrolünü gene gündeme getiririm. Herhangi bir altından tansiyon çıkmasın diye. Yani bu beraber yapılan bir şey. İşte kan sayımını genelde severim. Kan sayımını ya da işte pıhtılaşma testleri adı altında testlerimiz var. Onları genelde severim. Gene hep aynı yola çıkıyoruz. Herhangi bir şey atlamamayı genelde seviyorum. Atlamamaya çalışmayı daha çok seviyorum çünkü. Peki hocam, bu burun içi kıllarımız var mesela. Genelde erkekler berberlerde bunları temizletirler. Ondan sonra da iltihaplanarak geliyorlar. Onu soracağım size. Yani ben çoğu hekimden de duydum. Hani sakın ellemeyin. Onlar burnu koruyan şeylerdir. İşte estetik bir görüntü, yani içini kimse görmüyor ama bazen şuradan çıkabiliyor. Ve onu böyle ben birkaç kez gördüm. Yani içini yakarak ve şey yaparak temizliyorlar. Bu sizce etik bir durum mu? Bence hiç etik değil. Mesela kulak kılları aynı şeyi yapıyorlar, ama ondan sonra da işte dış kulak yolu iltihabı olarak ya da burunun içinde iltihap olarak bize geliyorlar. Bizim için, dediğim gibi, bizim için fark etmiyor. Biz tedavisini yapıyoruz. Ama kişi için bence çok eziyetli bir durum. Peki, her ikisi de ağrılı bir durumdur. Burun içi benleri, onlara hiç dokunmamak. Burun içi benleri, zaten ben kendi branşım dışındakilere çok dokunmamak. Yani öyle bir şeyi ya plastik cerrah ya da cildi ederim. Anladım.
Yani ben konusunda geri adım atarım. Şimdi programımızın da sonuna doğru geldik. Şöyle bir toparlarsak hocam. Malum yaz aylarındayız. Hı hı. Deniz mevsimi, havuz mevsimi her ne kadar bir salgınla mücadele etsek de maalesef çocukları engelleyemiyoruz. Tatil isteği olan vatandaşlarımız, onları engelleyemiyoruz. Şu an denizler, havuzlar dolu. Ekranlardan ne söylemek istersiniz vatandaşlarımıza? Ekranlardan şöyle söyleyeyim. Kulak burun boğaz uzmanı olarak zaten COVID açısından en riskli gruplardan birisiyim. Kulak burun boğaz uzmanı ve benimle beraber çalışan kişiler. Deniz ve havuza girerken de son derece dikkatli olmanızı önereceğim. Viroloji uzmanlarının söylediğine göre de en az 4 ya da 4,5 metre olmadan yanınızda yaklaşan insan olmadığı sürece denize girebileceğinizi görebiliyorsanız girin. Bunun haricinde bir sene tatil yapmazsak çok sorunlu bir şey olacağını sanmıyorum. Hayatımızın denize girmekten bile daha çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ola ki girdiniz, kulağınızda ağrı, acıma ya da akıntı ya da buna benzer şikayetler olduğunu gerçekten erkenden gelin. Dışkılak yolu iltihabı hafif bir ağrıyla başlayıp bu da kişinin ağrı durumuna göre değişiyor. Kişi fark etmezse gerçekten çok ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Kulak kirinden çok korkmanıza gerek yok. Çok kolay tedavi edilebiliyor. Ve burun kanamanız varsa gene çok sıcaklarda güneşe dışarı çıkmamanızı tavsiye edebileceğim. Bunun haricinde en küçük bir şey olursa EGMET'te KBB olarak yanınızdayız. Vildan Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız için. Evet sevgili Ege TV izleyicileri, EGMET Hastaneleri kulak burun boğaz uzmanı Sayın Vildan Kurgan'ı ağırladık bugün. Tavsiyeleri de çok güzel. Evet yaz aylarında ve özellikle şu salgın döneminde. Ben buradan herkese iyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Evde kalın diyorum. Sevgiyle kalın ve Ege TV'de kalın diyorum. İyi günler diliyorum efendim.